Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sakın şöyle düşünmeyin. Bir önceki bölümde aynı tişört vardı falan filan gibi düşünmeyin. Şöyle bir şey oldu. Çocukları aldım falan filan ama anneannelerine gitmek istediler. Ben de oraya bıraktım ve tekrar eve geldim. Kaan, Kerem günaydın'da kalmıştık en son. Abi ben bir kıza açılmak istiyorum ama yapamıyorum. Kız bana sürekli bulaşıyor. Ona da bir şey diyemiyorum. Of ya, bulaşıyordan kastı acaba nasıl bir bulaşma, onu anlamadım ki. Kız bana bulaşıyor. Kız bana bulaşıyor. Yani kız da bana iş oluyor mu demek istiyor acaba? Tam anlasaydım. Ben kız açılmak istiyorum ama efendim kız bana sürekli bulaşıyor. Kaan, Kerem günaydın. Kaan sen, ben bunu tam anlayayım. Bulaşmaktan. He, Bartu bir şey yazmış. Kız sana bulaşıyor mu kardeşim? Eğer kız sana bulaşıyorsa eğer. He. Demek ki bulaşma öyle bir şey. Şimdi anladım bulaşmayı. Tamam. Şimdi mesela bak, demiş ki Bartu sana, seni seviyorum en fazla hayır der. Sen de neden korkuyorsun demiş. Sen de tabii ki okey Bartu sağ ol demene rağmen yine de korktuğunu biliyorum. Yine de hayır cevabı herkesi korkutuyor. O yüzden ben dediğim gibi daha önce Ömer'e de söylemiştim. Ufak ipuçlarıyla, ufak ufak tuzaklarla bunu yapabilirsiniz. Yani ne bileyim, ya senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Ne bileyim ya, seninle olduğum zaman okula mesela atıyorum. Okula geliyorum mesela aynı okuldaysan atıyorum. Ya da hangi ortamdaysan. Yani ne bileyim, sabah kalkıyorum hiç okula gelesim gelmiyor falan. İşte ondan sonra okula gelince seni görünce falan işte ne bileyim iyi ki gelmişim diyorum. Bu ufak ufak ona o mesajı vermektir. Zaten zamanla ondan da onlar gelirse o da senden hoşlanır. Yani hayır cevabından korkan kişiler tuzak sorularla, tuzak cümlelerle yanlışabilirler. Yani kıza dediğim gibi bu tarz şeyler söyle. Yani ne bileyim, bu okulun artık bu okulda iyice sıktı ya falan. Sen olmasan vallahi gelesim yok falan gibi. Tamam, bakalım ne tepki alacaksın? Nasıl yani ya? Beni ne yapacaksın ki sen gibi. Böyle bir şey surat ifadesi olursa zaten boş ver. Ama ha nasıl yani ya? Ciddi misin? Gibi olursa anla ki o da seninle bir şeyler düşünüyor olabilir. Clansom Clans.tr. Abi kızla bir kere çıktım ve üçüncüde abi bir kızla iki kere çıktım, üçüncüde ayrıldım. Sence ne yapmam gerekiyor? Hep basit kavgalardan dolayı oluyor. Şimdi kızla çıkıyorsan kızların demek sende gönlü var, bu bir. İki kere çıkmışsan falan bu iki. Üçüncü de ayrılırsan beşinci de ayrılacaksındır. Bu da üç. Hep basit kavgadan dolayı oluyorsa kendinizi kızı bir kenara çekeceksin hoşlanıyorsan. Diyeceksin ki gel bakalım Ayşe. Atıyorum. Ben bir şey düşündüm. Biz seninle iki kere beraber olduk ve daha sonra ayrıldık. Ve ikisinin de kavgasına baktım. Bir tanesi işte bardak yere düştü diye. Bir tanesi de işte bilmem kapıyı hızlı çarptım diye. Yani ufak sebepler. Onları söylersin. Ve ben değer veriyorum sana ve ilişkilerimizin ufak sebeplerden dolayı bitmesini istemiyorum. Bundan sonra şöyle bir karar alalım. Ufak şeylerden dolayı kavga ettiğimiz zaman hiçbirimiz asla ve tamam o zaman bitsin ya da ayrılalım falan gibi cümle kurmayacağımıza söz verelim. Ve öyle bir kavga olduğu zaman lütfen telefonu kapatalım ya da yarım saat sonra görüşelim diye son kez bir başlangıç yapabilirsin. Bu yaptıktan sonra üçüncü kez ayrılırsan zaten artık olmayacaktır. Talip Özgen ilk yorum za demiş. Doğuş Büyükbaş abi sevemiyorum ne yapabilirim? Sevemiyorsan asıl kardeşim dediğim anda işte aklıma şu geldi. Asıl derken kızları asıl yani şöyle sevemiyorsan asıl şşt kız falan anlamında böyle asılabilirsin kızlara. Belki seversin öyle söyleyeyim. Mertcan Özerbacı abi bağlandığımız kızı nasıl unuturuz? Ölüm ölüm dediğin nedir ki Mertcan? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Mertcan bağlandığın kızı bak, benim de hayatımda çok kız arkadaşım oldu. Yani hatta o da bazen şakasını yapar. Gerçekten çok kız arkadaşım oldu. Yani bildiğiniz gibi değil. Ben o ile evlenmeden önce mesela neyse bu konular önemli değil de çok kız arkadaşım oldu. Şöyle söyleyeyim. Çok aşk acısı çektiğim zamanlar oldu ufaklığından beri. Ben şurada tecrübem şu andı. Zaman, zaman, zaman. Başka bir kızla çıkayım. Bilmem ne yapayım. Bu en büyük hata, bakın size söylüyorum. En büyük hata bir kızı başka bir kızla unutmaya çalışmak. Neden? Birincisi unutmaya çalıştığınız, yani unutmak için başkasıyla çıktığınız kıza günahtır. Onun duyguları oynuyorsunuz. Çok büyük günah bir kızın duygularıyla oynamak. İkincisi o kızın her yaptığı şeyi diğer kızı hatırlarsınız. Yani şimdi ben sizin yaşınızda bir ufak ev ortamınız yok ama ben kendimden söyleyeyim. Mesela diyelim ki kız eve geldi, bulaşıkları yıkıyor falan bizim işte. Hani işte ben tek kaldığım zamanlar olmuştu, bulaşıkları yıkıyor falan. Bulaşık yıkarken böyle bakıp, vay be bak o bulaşıkları çataldan başladı, o kaşıktan başlıyordu. Atıyorum yani şu anda mesela. Ne bileyim arabaya bindiğim zaman, vay be o kemerini takıyordu, bu işte saçını topluyor falan gibi. Her hareketinde eski kız arkadaşınız aklına gelir. Daha çok aklınıza gelir. O yüzden yapacağınız tek şey hiçbir zaman bakın unutmayın inanmayacaksınız belki çalışmak. Bakın en büyük unutturan şey budur.
Bir mesela ben işe gitmediğim zaman oldu. İşe gidiyordum, çalışıyordum işte. Aklıma gelmiyordu. Çalışmak, ders çalışın, başka bir şey çalışın. Buranızda bir şey olacağını biliyorum. Ders çalışırken Allah kahretsin falan diyeceğinizi biliyorum. Ama umursamayın, devam edin. En büyük şey, hiçbir telefonunuza ses geldi acaba o mudur diye düşünmeyeceksiniz. Asla o değildir diye düşüneceksiniz. Ve her zaman onun en kötü huylarını düşünmeye başlayın. O bana bunu yapmış, o bana şunu yapmış. En kötü. Ve unutmayın, ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun aradığınız gün kaybettiğiniz gündür. Bunu hiç unutmayın. Aradığınız gün kaybettiğiniz gündür. Zaman. Kafanızda şunu kuracaksınız. Bakın kafanızda şunu kurun. Ben bir ay sonra daha rahatlayacağım. 29 gün sonra daha rahatlayacağım. 25 gün sonra daha rahatlayacağım. Kendinize bir zaman verin. O zamana kadar rahatlayacağım diye mi rahatlayacaksınız da. Ahmet Kayacık galiba. KYCG. Abi kız seviyorum. Onu etiketlemek için ne yapabilirim? Facebook'a giriyorsun kardeşim. Et var. Alt ile Q'ya basıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ismini yaz etiketliyor. Gibi. Yanlış anladıysam. Şaka yaptım. Tabii gördüm. Onu etiketlemek için. Etkilemek için. Lan ben salak gerizekalı. Etiketlemek için okuyorum. Onu etkilemek için ne yapabilirim? Ne oluyor lan? Onu etiketlemek için. Etkilemek için de kafa gitti ama. Aa, küfür de ediyordum az kalsın hepsi. Onu etkilemek için ne yapabilirsin? Ahmet vallahi şöyle söyleyeyim sana. Senin bu soruna cevap veremeyeceğim çünkü neden? Yaşını bilmiyorum. Kız hani nereden senin arkadaşın okuldan mıdır? Sen kaç yaşındasın? Kızla ortamınız ne? Tanıyor musun? Tanımıyorsun? Hiçbir şey yazmamışsın yani. Şu an ben buna cevap versem sadece sallamış olurum yani. O yüzden buna bir cevabım yok. Çünkü bilgiler az. Az bilgiler var. Ve son sayfaya geliyoruz. Kenan Can ne demiş? Bir kız var abi derste 20 kez göz göz geliyor ama muhabbetimiz bile yok. Şimdi 20 kere göz göz geliyorsun muhabbetin yok. O zaman ne yapacaksın? 20 kere göz gelip de selam 20 kere göz göze geldik. Sen de beni istiyorsun diyecek halimiz yok. Ne yapacağız? O zaman muhabbet açacağız. Nasıl muhabbet açacağız? Atıyorum. Bir bahane bulacaksın yani. Bir erkek arkadaşından şey yapabilirsin ya da ne bileyim. Mesela teneffüs oldu. Atıyorum bak şu anda. Teneffüs oldu. Git kendi şeyini bir tane defterini, kitabını git onun masasının altına ya da masasına ya da çantasına bir yere koy. Sonra o geldikten sonra sen de gel ondan sonra de ki ya özür dilerim atıyorum işte ne olsun Gizem. Gizem pardon kusura bakma da benim gerizekalı arkadaşım şaka yapmış galiba benim çantam şey benim defterimi senin çantana koymuş. Salan kusuruna bakma deyip istersin. O da önemli değil ya ne olacak ki yapar sana. Ondan sonra muhabbetiniz olmuş olur. Teşekkür ederim Gizem, sağ olasın falan. İyi akşamlar falan. Bir muhabbet, yani ilk önce muhabbet açman lazım. İstersen 7300 kere göz göze gel. O Amerikan filmlerinde olur yani böyle koridorda yürüyor, sen de yürüyorsun, bir anda yapışıyorsunuz falan. O Türkiye'de olmaz. Önce muhabbetin olması lazım. O yüzden muhabbet açacak bir şeyler yapman lazım. Fatih Dağlı, abi eski sevgilim başkasına aşık oldu. Geri nasıl kazanırım? Asla kazanamazsın. Unut ve sil. Yanlış anlama Fatih. Kısa geçtiğim için değil. Yani seni önemsemeyi bilerek kısa geçiyorum. Hani umutsuz olduğunu anla diye sana söyledim. Yani bunu sana hissettirmek için hemen geçtim oraya. Ama sonra yanlış anlayabileceğini düşündüm. Bir kız başkasına aşık olduysa yapacağınız hiçbir şey yoktur. Efendi gibi bunu sahiplenmek gerekir. Yani erkek olan erkek bunu der ki çünkü hiçbir kız şöyle bir şey demez. Ya da erkek. Dur ya bugün şuna aşık olayım. O içinden gelir. Sen istemesen bile bazen dünyanın en kötü insanlarına aşık olur kızlar. Hırsıza, sapığa. Niye? İstemez ama içinde öyle olur. O yüzden saygı duymak gerekir. Boş ver, koy ver gitsin. Emirhan Kaba. Abi, ya abi geçen sene bu aylarda bizim sınıfta bir kıza aşık oldum. Sevgili olduk. Yaz saatinde ayrıldım. Kızdan nefret etmiştim. Arkamdan konuşuyormuş falan kötülüyormuş. Ben de ayrıldığım kızla aynı sınıftayız. Kız hep beni izliyor. Hep beni gizli gizli dinliyor. Ne yapmalıyım? Şimdi aşık oldum diyor. Aşık olduysa kızdan nefret etmiştim. Kızdan nefret etmişsen ve sen şimdi anlamadım ki. Şöyle bir şey yazsan sana cevap verecektim. Kıza aşık olmuştum. Daha sonra yaz zaten kızdan ayrıldık. Kızdan nefret ettiğimi zannediyordum ama hala seviyormuşum. O zaman bir şey söyleyeyim çünkü hala seviyorsun ama sen kızdan nefret etmiştim diyorsun. Kızdan nefret etmişsen zaten yapacağım bir şey. Güle güle bakarsa baksın. Nefret ediyorsun çünkü kızdan. Öyle yazmışsın. Soruyu düzeltirsen belki cevap verebilirim sana. Emir Karataş. Abi kız durduk yere başkasını seviyorum dedi. Bir sürü şey söyledim ama ikna olmadı. 5 senedir beraberiz lütfen cevap ver. Emir dediğim gibi. Sana bir şey söyleyeceğim belki inanmayacaksın. Şu anda senin kız arkadaşın var ya. Şu an senin o nefret ettiğin işte telefonda Allah bunun belasını versin dedi. Arkadaşlarına söylediğin şerefsiz bu kız dediğin kız var ya. Dünyanın en iyi kızı haberin olsun. Emir Karataş o senin kız arkadaşın var ya. Dünyanın en baba kızı haberin olsun senin. Bak ciddi söylüyorum. Niye diyeceksin? Ne kızlar var, başkasıyla çıkıyor iki erkeği beraber yürütüyorlar. Ne kızlar var,
Sana annem babam çık dışarı çıkmamı istemiyor diyor ama başka yerde o erkekle geziyor. Ne kızlar var. Ama bu kız sana gelmiş delikanlı gibi demiş ki başkasına aşık oldu. Bak delikanlılık yapmış. Senin delikanlılığın ona gidecek diyeceksin ki senle bir şey konuşmak istiyorum çağıracaksın. Diyeceksin ki aşık oldum diyorsun. Hoşlanıyorum deseydim izin vermezdim ama aşık oldum diyorsun. Aşık olmak buradan gelen bir şey. İsterik olan bir şey değil. Seninle o kadar yılım geçti. 5 sene mi? Evet. Seninle 5 senem geçti. Seni çok sevdim. Hala da belki seviyorum. Ama benim erkekliğime, benim delikanlılığıma yakışan, benim nedir onda? Bana adam gibi gelip de bunu söyleyen kıza saygı göstermektir. Her zaman buranda bir yerim var unutma deyip eğer bir gün bir sorun olursa her zaman arayacağım bir telefon numarası da var deyip ayrılmaktır. Bu söylediklerim şu an sana çok duygusal ve şey geliyor biliyorum hani nasıl yapacağım ama unutma. Sen de başkasına aşık olabilirdin. Şöyle düşün. Hayatında şimdi iki tane kız düşün. Bir tanesini çok sevdiğin, bir tanesi hoş yani öylesine bir kız. İkisini düşün. Sik yani siktir senin siktir boktan olan kızı bir düşün. Onunla berabersin ve bir anda aşık olduğun kızı düşün. Şimdi ona aşık oluyorsun ve o kıza gidip söylüyorsun. O kızın aslında şu an senin için hiçbir değeri yok. Sadece söylemek için söylüyorsun değil mi? Çünkü öbürüne aşıksın. Her şey onun için. Şimdi o kız da öyle. O kız artık diğer kişiye aşık olmuşsa seni bırakmış ve unutmak istiyor. Ama şunu unutma. Bakın ben böyle bir şey ben de yaşadım. Şunu unutma. Sen yıllar sonra o kızın aklına geldiğin zaman hani neydi arkadaş Emir? Ya Emir diye bir çocuk vardı dediği zaman İyi mi hatırlanmak istersin, kötü mü hatırlanmak istersin? Bu çok önemli. Bak yani şöyle mi demesini istersin kızın? Ya Emir diye bir çocuk vardı. Ha hatırladım mı? Lanet. Ay aşık oldum dedi bilmem ne bir sürü sorun çıkardı. Kavga etmeye çalışıyor bilmem ne. Anneme gitti işte bilmem telefonunu araştırdı babama şikayet. Böyle mi hatırlanmak istersin? Aa Emir diye bir çocuk vardı. Ben bir gün böyle bir mevzum olmuştu. Bir şey olmuştu. Çocuk bana dedi ki ben seni hala seviyorum. Ben seni seviyorsam sana saygım olması lazım dedi. Harbiden yürekli çocukmuş, delikanlı çocukmuş. Böyle mi hatırlanmak istersin? Ve şunu unutma. O aşık olduğu çocukla da yarın gün bir şey olduğunu düşünelim. Ayrıldığı bir şey oldu. Bir sene, iki sene. Ki belki o zaman ha ben Emir'den ayrıldık bu çocuğu terk ettim dediği zaman senin en son kızın gözünde nasıl göründüğün çok önemli. Psikopat, manyak, kavga çıkartan saygısız mı? Yoksa vay be Emir bana ne kadar güzel davranmıştı deyip tekrar seni araması mı? Kızın gözünde en son nasıl gözüktüğün çok önemlidir. Ve aynı zamanda kız çok delikanlı mertlik yapmış sana. Adam gibi her şeyi söylemiş. Aldatabilirdi. Helal olsun kıza. Bence kıza düzgün davran, yol ver. Sana şöyle. Bir kız var, beni seviyor, ben de hoşlanıyorum ama kız Galatasaraylı ne yapayım? Bizi sike sike Fenerli yaptılar. Videosunu izlet ona. Var o video. Onu izlet. Devam et. Ve ilk like diyor. İşsiz ve oyuncu tere. Abi bir kız var bizim sınıfta. Ben buna bir kere açıldım ama sonra o beni reddetti. Ama ben duygularımdan vazgeçmedim. Ne yapmam lazım? Şöyle diyeceksin. Kızla yine buluşacaksın. Diyeceksin ki eğer senden hoşlanıyor olsaydım bir şey konuşmak. Eğer senden hoşlanıyor olsaydım sen beni reddettiğin anda olma deyip başkalarına bakmaya başladım. Başkasına hoşlanmak isterdim. Ama demek ki ben hala seni düşünüyorsam ve hala seninle ilgileniyorsam demek ki bu hoşlanmadan öte bir şey benim içimdeki. Bunları sana anlatmamın sebebi benle çık, benle sevgili ol diye değil. Sadece bunları bile istedim. Ama senden tek istediğim bir şey var. Beraber zaman geçirmek istiyorum. Sevgili olmasak da yani illa sevgililer mi beraber zaman geçirdiğinde güzel bir şey yapacaklar? Beraber zaman geçirmek istiyorum. Mesela müsait olduğun bir zaman bana söyle. Beraber bir sinemaya çıkalım. Kesinlikle seninle senin sinemaya çıkıp ele tutuşmak falan değil. Beraber sinemaya çıkalım. Beraber bir yemek yiyelim. Belki birbirimize bir şeyler anlatırız. Benim alemden konuşuruz. Senin alemden konuşuruz. Belki arkadaş bile oluruz. Ama ben seninle zaman geçirmek istiyorum. De bakalım ne diyecek. Recep Arif. Bana şans vermedi. Eski sevgilisine verdi. Ama neden benim ne yapmam gerekti? Bana şans vermedi. Bir kız sana şans vermiyorsa, eski sana şans veriyorsa gönlü ondadır. Hiç yanlış anlamayalım. Ondadır gönlü. Yapacak bir şey yok. Enes Eski. Abi ben eski sevgilimden saçma şekilde ayrıldım. Ben onu seviyorum ama o sevmiyor. Arkadaşlar da bizim tekrar sevgili olmamızı istiyor. Ne yap? He, bu mevzu çok iyi biliyorum. Şimdi Enes. Enes. Anladım. Çok iyi anladım derdini. Ortak arkadaşlarınız var. Siz okulun böyle ya da sınıfın hep böyle beraber çiftlisiniz. Onlar hepsi yan yana görmek istiyor falan filan mevzularını anladım. Onun en yakın arkadaşını bir gün yakalıyorsun. En yakın arkadaşını yakalıyorsun. Ama senden nefret eden değil. Sana normal, nötr olan bir kız yakalıyorsun. Tek başına sakın o kız olmuyor. Gidiyorsun yanına diyorsun ki senden tek bir şey istiyorum. Ve ben bunu ömrü boyunca, hayatım boyunca unutmayacağım. Benim gözümde ya çok iyi bir sırdaş olarak ya da tamamen
çok kötü bir insan olarak olacaksın. Senden tek bir şey istiyorum. Ben bu kızı seviyorum. Ve sana yemin ediyorum her şey üzerine. Bu konuştuklarımızı eğer bir gün bir yerde söylersem en adi şerefsizim. Bu konuştuklarımı söylemeyeceğim. Senden tek bir şey istiyorum. İyi bir insan olmak adına. Yani iyi insanlar birbirine yardım eder. Bu kızın benim hakkında düşündüklerini bana aşık mı falan diye sormuyorum. Ben bu kızın üstüne gitsem Zafer'le ulaşır mıyım? Yani olabilir mi? Geri dönüşü var mı? Yoksa asla varsa geri dönüşü yok mu? Sen en iyi arkadaşsın. Bana bunu söyle. Ben de ona göre ya bu kızla uzaklaşayım ya da çabalayayım. Sana yemin ediyorum bu söylediğinden sonra asla bu kıza ayrılsam da evlensem de ne olursa olsun bu konuşmadan bahsetmeyeceğim. Senden yardım istiyorum de. En iyi arkadaşının gönlünü kazan. Onun bakalım sana ne diyecek. Gönlü var ya da asla olmaz der. Onlar çünkü hep konuşuyorlardır. Ona yanaş. Develi Tebe. Abi kız var seviyorum. Birisi bana iftira attı. Sonra bu kıza aşıksın diye kız oradaydı güldü. Sence aşık mıdır nasıl? He. Sürekli yanına gidiyorum. Kolay. Zafat. De ki ya bir şey söyleyeceğim. Bugün o çocuk şaka yaptı. Şöyle şöyle bir şey dedi. Hani. Ben anlamadım. Bir kız var seviyorum. Birisi bana iftira attı. Sonra bu kıza aşıksın diye. İftira atmamış ki doğruyu söylemiş çocuk o zaman. Bu kıza aşıksan. Neyse o kızın yanına git. De ki ya bir şey söyleyeceğim. Ya tabii ki normalde sürekli yanına gidiyorum. Sana da muhabbetim var. Ya diyeceksin bir şey aklıma geldi ya. Hani geçen gün böyle böyle bir şey oldu falan sen orada güldün ya. Niye güldün falan. Böyle bir sor. O diyecek ki şuna şuna güldüm. Falan yani komik mi falan filan. Yani ya gel ya doğru söylüyorsa ya da gerçekten öyleyse. O zaman da güler miydin yoksa dur lan. Ya doğruyu söylüyorsa ya da ya gerçekse söylediği. O zaman da aynı tepkin aynı mı olurdu? O zaman tepkin ne olurdu? Diye bir yokla bakalım ne diyecek? Yoklaman lazım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorular bu kadardı. Umarım yardım edebilmişimdir. Umarım bir şeyler yapabilmişimdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz adına. Videonun altına beğeni ve yorum bekliyorum. Yani yorumlar yardımcı olabilir mi? Güzel mi? Yoksa nasıldı falan gibi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.